plastik atıkların pürolizi yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı projesi için buradayız. Bu toplantımız bu projenin açılış toplantısı. 2020 yılı sanayi, çevre ve sanayi altyapısı programı kapsamında BAKKA'dan bu projeyi kazandık. Geçen yıl aşağı yukarı bu zamanlarda, öyle değil mi hocam? Bu zamanlarda projeyi yazmaya başladık. Aslında biz bu çevreyle alakalı, atıkla alakalı bir çalışmayı Mustafa hocamla beraber aşağı yukarı 2 senedir yürütmekteydik. Bu proje kapsamında Kalkınma Ajansı bu kapsamda bir proje teklif çağrısına çıktığı zaman zaten aşağı yukarı projemiz de hazırdı. Hemen bu projeyi BAKKA'ya paketledik ve verdik. Aslında emindik de çıkacağından çünkü gerçekten iyi bir projeydi. Hem halk sağlığı için hem de çevre sağlığı için önemli bir proje olduğu için bu projeye güveniyorduk zaten. Sonuçta da ve kazandık, projeyi aldık. Şimdi projeden bahsetmek istiyorum biraz. Projemiz aşağı yukarı 3 milyon 200 bin liralık bir proje. Bu 3 milyon 200 bin liranın 2,5 milyon lirasını Kalkınma Ajansı'ndan destek olarak aldık. 800 bin lira civarında da bir eş şeyimiz var, finansman olarak, belediye olarak. Toplam 3 milyon 200 bin lirayla bu projeyi sürdüreceğiz. Proje kapsamında iki kısımdan oluşuyor projemiz. Birincisi bir piroliz tesisi kuracağız Karabük Belediyesi'ne. Bu tesiste biz plastik atıkları, özellikle geri dönüşümü olmayan ve çevrede çöp olan plastik atıkları geri dönüştürmek değil de geri kazanımı düşünüyoruz. Geri kazanımda biz yakıt ve değerli bazı maddelere dönüştüreceğiz bunu. Yakıtı belediye kapsamında kullanacağız. Biraz belediyemizin masraflarını azaltacağız. Karbon siyahını asfaltın kalitesini arttırmak için asfalt malzemesi olarak kullanacağız. Diğer bir kısmı ise projemizin farkındalık faaliyetleri oluşturacağız. Yani Cumhurbaşkanımızın geçen yıl başlatmış olduğu sıfır atık kampanyasına destek olmak amacıyla Karabük'teki halkı bilinçlendirerek sıfır atığa alıştıracağız. Şimdi ben önce Mustafa hocamı davet ediyorum. Çünkü projenin geçmesinde ve yürütülmesinde büyük rol oynadı hocam. Buyurun hocam. Ersin Bey'in de bahsettiği gibi, şimdi proje mantığı aslında 2-3 seneden beri var. Biz bu işe uğraşıyoruz. Daha eskiden bir firma gelmişti bizim buraya. Bizim teknoparkta bir yer almak istiyordu. İşte bizim o zaman teknoparkımız yoktu. Neydi, ne değildi derken böyle bir mantığa girdi. Tabii geçen sene Ersin Bey bu konuda iyi çalıştı. Teşekkür ederim. Bizden de bazı problemler yaşasa bile ben arkasını bırakmadım. Ersin Bey bırakmadı. Sonuçta projeyi çıkardı. Aslında projenin şöyle büyük bir değeri var. Bunu herkesin, özellikle muhtarlarımızın çok iyi ve personelimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi biz plastiği yok etmiyoruz. Plastiği yeniden kazanıyoruz. Yani sonuçta plastiğin ham maddesi sonuçta değil. Biz yeniden bunu petrole döndürüyoruz. Karbon siyahı denen bir olay var. Aslında karbon siyahı sırf asfaltı katmakla da gerekmiyor. Şimdi hocalarımızın belki çalışmaları var. Suyun damıtılmasını da kullanıyor. Suyu arındırma da çok iyi bir şey. Çünkü bu karbon siyahı alıyor, öyle bir şey ki ne? Çok küçük ama çok gözenekli bir madde. Yani onlar resmen tüm böyle tortuları, pislikleri emiyor ve size çok temiz bir su meydana getiriyor. Yani başka yerlerde de kullanılıyor. Mesela kablo sektöründe bildiğiniz şu plastik kabloların dış kaplanı var ya, bunda da kullanılıyor. Sonuçta Türkiye'de büyük bir sektör, test kablo falan diyoruz ya. Ya bunun yanında piyasaya çıktığınız zaman geri dönüşme amacıyla çok kullanılabilecek bir madde karbon siyahı. Tabii yakıt da çok güzel. Resmen mazot elde ediyorsunuz. Bilmiyorum belediyenin günde kaç ton mazot yakıyor, tüketiyor bilmiyorum. Şimdi bizim 500 kilonun, yani günde kapasitemiz 500 kilogram, belki biraz sonra detaylarını verecekler. En azından 300 kilosu yakıt olarak, yani 300 litre günde yakıt tüketimi verecek bilmiyorum. Yani dizel günde 300 litreden fazla mı bilmiyorum da. Yani kamyonlarınızda, jeneratörlerinizde çok rahat kullanırsa bedava yakıt vereceğiz. Türkiye'de bu çalışılmamış mı? Elbette çalışılmış. Bildiğim bir şey varsa Erzincan'da böyle bir tesis var. Şimdi Ersin Bey 3,5 milyon lira dedi. O ben size tesisin kuruluş maliyeti yaklaşık olarak belki 10 yıl önce 160 milyona falan kurulmuş. Böyle büyük bir tesis. Ama aktifte kullanılmıyor. Çünkü bazen
bir şeyi kuruyoruz da sürdürülebilirlik dediğimiz olay çok önemli. Biz bunu üniversite olarak da müracaat edebilirdik. Daha önce üniversite olarak bunu sürdürme şansımız yoktu. Onun için Karabük Belediyesi için hem çok güzel bir fırsat hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Ben plastik toplayacak halim yok üniversite olarak. Getirecek halim yok ama Karabük Belediyesi'nden görevlerinden bir tanesi bu. Çevre temizliği. Yani hem geri kazanacak hem de yeniden bunu kullanma sunmuş olacak. Hem de çevreyi temizlemiş olacak. Hem de insanlara da bu bilinci eğer bu proje kapsamında aşılayabilirsek, özellikle muhtarlarında çok önemli görev düşüyor. Mahallelerinde o evlerdeki mesela mutfaktaki plastiklerinizi yani rastgele atmaktansa ayırıp bize verin. Yani biz onu yeniden kazanalım. Yani hem de o değerlenmiş olsun hem de çevreyi kirletmemiş oluruz. Biliyorsun yani geçen bir şey vardı işte sanırım 6,5 milyar ton öyle bir bugün kadarıyla plastik var. İşte denizlere bakıyorsunuz her taraf plastik. Dağlara bakıyorsunuz her taraf plastik. Pikniğe gidiyorsunuz her şey plastik atılmış durulmuş yani çürümüyor çünkü her bir işte karpuzdur kavundur çürüyor gidiyor ama plastik çürümüyor yani duruyor orada yıllarca kalıp duruyor. İşte biz bu projeyle aslında yani hem Karabük'e çok örnek bir kent olma şansı vermiş oluyoruz. Hem de çevremizi inşallah çok daha kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. İnşallah başarılı olacaktır. Yani biz bu, yani ben olduğum müddetçe projenin arkasında duracağım inşallah hayatımda olduğum müddetçe. Hayata da geçireceğim ama sürdürmek başkanım sizin göreviniz. Yani ondan sonrasını size bırakacağız. Sizin sadece işletmenizde, fabrikanızda ya da belediye olarak kanalizasyona verdiğiniz bir su sizin kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Hattın tamamı anlamına geliyor. Yani sorumluluk bitmiyor. Ben bunu attım, bitmiyor. Buna ilişki şey var. Artistin biri rolünü okuyor. Yönetmeye soruyor. Ya diyor, ben okudum diyor. Burada diyor rolde şey diyor. Diyor koşa koşa gideceksin, uçurumdan atlayacaksın diyor, diyor. Tamam diyor, sen git atla diyor. Sonra ne olacak? Hani atlayacağım bir önlem var. Ha ondan sonra senin rolün bitiyor zaten diyor. Bizim seninle işimiz yok ondan sonra diyor. Oysa ben bu suyu verdim, bu bitmiyor. Bu bitmeyecek. Rolümüz devam edecek. Rolümüz niye? Rolümüz benim çocuğumun, çocuklarımızın geleceği için rolümüz devam edecek. Her akan kanalizasyon bizim sorumluluğumuz. Sadece bizim mıntıkamızda değil. Aynı şekilde toprak kirliliği çok önemli. Sadece toprağın birazını kirlettim. Toprak kirliliğindeki en önemli etmen tabii ki tarım ilaçları. Sadece bir santimetre kalınlığındaki bir toprağı elde etmek bile birkaç yüzyıla mal oluyor. Toprak o kadar değerli ki, verimli bir toprak. Hep beraber doğuda görüyoruz, güneydoğuda ya da çoraklaşmış yerleri görüyoruz. Hele hatalı sulamayla tuz çıktıysa topraktan, o toprak gitti. Toprağın dibindeki tuz yüzüne vurmaya başladı, o toprak gitti. Bu toprağın düzelmesi geriye yüzyıllar alan bir durum söz konusu. Onun için, ya ben çöpleri attım, bir çöp bölgesi oluşturmak zorundayız tabii ki. Attım, o toprak ne olacak, orası ne olacak, ne kadar süre kullanacağım ve bu nasıl gidecek? İşte toprak kirliliğine en çok sebep olan şey evsel atıklar, kanalizasyonlar, endüstri tesislerinden çıkan atıklar. Maalesef tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı. Tarım ilacı tabii ki kullanacağız. Niye? İhtiyacımız var. Yani ilaç kullanmayalım bilmem. Çünkü X ürününü ekiyorsunuz, tarladan Y ürünü çıkıyor. Onu bertaraf etmeniz lazım. Tabii ki tarım ilacı kullanın ama ölçüsünde, değerinde doğru kullanıp ve en son o kullandığınız kapları kaldırıp bir yere atmayacaksınız. Üzerinde her ne kadar yazıyor da olsa tarım ilaçlaması yapılan yerlerdeki o çöplerini çöpe bıraktım. O mümkün değil. O normal evsel çöplerimizin olduğu yere atılmayacak bu ürün. Bunlar neye sebebiyet veriyor? Asit yağmurlarına. Özellikle arabası olanlar bilir. Ya arabayı ne oldu bilmiyorum. Boyasına bir şey yok. Asit yağmur ne oldu? Güzel güzel yandı arabanın boyası. Asit yağmur çünkü ha, çamaşır suyu dökmüşüz. Ha, yağmurda kaldı. Çünkü asit yağmur yukarıdan sana asit gibi uzun sürelerde tabii etki verir. Ve ormanların tahribatı başladı. Bunun için atıklar çok önemli. Çevrede başkalaşmaya yol açıyor. Miktarı arttıkça etkileri çok çok fazlalaşıyor. Bunun için de Çevre Bakanlığı'nın sorumluluğunda atık yönetimi var. Atık yönetimi derken atığın kaynağından tutun ne gibi bir atık olduğuna göre özelliğine göre ayrıştırılması gerekiyor.
toplanması, geçici depolanması, geri kazanımı, taşınması, bertarafı, bertarafından sonraki kontrol işlemlerinin tamamını yürütüldüğü atık yönetimi var. Aslında her bir atığımızın çeşidine göre bunun nasıl toplanacağı, nasıl biriktirileceği, nasıl bertaraf edileceği ya da nasıl dönüştürüleceğinin hepsinin yönetmelikleri var. Bunlara uyulması gerekiyor. Atık yönetimi önemli bir iş ve Çevre Bakanlığı'nın muhtesinde. Atıklarla ilgili en önemli iş öncelikle atığın uzaklaştırılması. Bulundu. Niye? Ben evimden çöpü bir uzaklaştırmam lazım. Ben çöpü yaşamak istemeyeceğim doğal olarak. Öncelikle uzaklaştıracağım ama bunu nasıl? Nihai bertaraf sürekli ve zararsız bir şekilde uzaklaştır. Sonraki aşama bu atığın değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer attığım maddelerin içerisinde ikinci ham madde olarak enerji üretebileceğim ki bizim amaçlarımızdan biri kullanabiliyorsam bundan yararlanmam gerekiyor ve kaçınma, çevre ve insan sağlığına zararları ve atık miktarını azaltır. Nedir? Atığın azaltılması. Hani dedim ya bize plastikler ulaşması bir, ya bize ulaştırmak için plastik kullanın diye değil, kullandıklarınızı bize verin diye söylüyorum. Yoksa ham madde olsun diye plastik kullanmayacağız. Özellikle ne yaptık? Artık ben bile alıştım. Ben artık arabanın da arkasında bez poşetim geziyorum. Markete giderken poşetimi elime alıyorum. Ne oldu? 3 tane poşet kullanmadım. Plastik poşeti çevreye atmadım. Çünkü o poşeti getirdiğinizde çöpe atacaksınız. Hep beraber bu kapsamda azaldı mı? Evet azalttık. Hangi atıklar geri kazanılabilir peki? Yani ya ben onu atmayayım, onu kazanayım, bunu kazanayım. Neler geri kazanılabilir? Hangi atıklar bu kapsamda? Kağıtlar ve kartonlar geri dönüştürülebiliyor. Zaten biliyoruz bunu, özellikle görürüz. Kağıt toplayıcılar çoktur. Plastikleri geri çevirebiliyoruz. Metaller zaten eritilip eritilip kullanılabiliyor. Tahtayı, camı, tekstil ürünlerini, kauçuk ve lastik, bahçe atıkları en aşağıda aslında iyi çıkmadı, o altta kaldı. Uygun atık yağlar, bazı sanayideki bazı yağları geri dönüştürüp tekrar kullanılır. Onun için sanayide, endüstride ya ben bu yağı kullandım bunu da atayım. Benim az önce dedik ya sanatçının rolü gibi benim bu yağla işim bitti atayım. Yok öyle bir şey. O yağlar geri dönüştürülebilir. Ya geri dönüştürme kullanılabilir ya da bir başka ürün olarak, ham madde olarak kullanılabilir şekilde atıklardan yararlanacağız. Bunları tabii ki geri kazanım ile ya doğal kaynaklarımızı daha fazla koruruz. Niye? Geri dönüştürdük. Tek daha az kullandık doğal kaynak. Çünkü bunlar doğaldan aldığım, elde ettiğimiz ürünler. Enerjiden tasarruf sağlarız. Ekonomiye katkı sağlarız. Bu hem evimiz için hem sanayicimiz için ülkemizin ekonomisine geri dönecek bunlar çünkü. Ve çöp sahasının giderek artan miktarını azaltırız. Şimdi belediyelerde özellikle ana sorun, evet bir çöp sahamız var ama sizi tonlarca götürdüğünüz yükü ne kadar süre kaldırabilecek? Yakın zamanda bir başka çöp yeri arayacak mıyım? Çöpüm azalırsa, çöp miktarım azalırsa, ayrıştırırsam eğer, azalırsa ben o tesisi, 10 yıllık düşündüğüm tesisi 20 yıl kullanabilir hale gelebilirim. İşte bizim esas istediğimiz plastik atıklar. Bunların geri dönüşümü. Plastik dediklerimiz neler? Su şişeleri, giyim için kullanılan ambalajlar, gıda ambalajları, tıbbi malzemeler, elektronik ürünlerin dış kapları, plastik olanları, inşaatta kullanılan bazı maddeler, bizim kapsamımızdaki plastik maddeler. İşte bunları çok yönlü olarak kullanan at ürünler var. Bunların kullanılmasıyla biz geri dönüşümlerini sağlayabiliriz. Plastik yıllar olmuş, o kadar uzun girmek istemiyorum. Tabii 1900'lü yıllardan sonra aktif bir şekilde hayatımıza girmiş plastik. Tabii ki bunun girişiyle ne olmuş? Tonlarca çöplerin oluştuğu büyük plastik atıkları oluşmuş. O kadar çok çevresel şey plastik kullanıyoruz ki bu resimde gerçi çok şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi bir su kaplumbağası en çok temizliğin göstergesi, okyanuslar çok temiz yerlerde yaşayın. Etrafında çok iyi görünmüyor. Balık ağı var. Ağa takılmış. Şunlar poşetler. Yine iyi görünmüyor. Bununla ilişkin Hint Okyanusu'nda plastik bir kıta oluştu. Plastik bir kıta oluştu. Niye? Okyanuslardaki akıntılardan dolayı bütün atılan o plastikler hep aynı yere gitti. Hint Okyanusu'nda kıta büyüklüğünde plastik atıklar oluştu. Niye? Ya açıkçası sessizce çaktırmadan atıyoruz. Çaktırmadan atıyoruz. Ama doğa çakıyor bunu.
biz çaktırmıyoruz belki ama biz belki suyu içerken o kötü şey şöyle denize doğru akşamda karanlık görünmedi ama doğa onu alıyor, o bir yere götürüyor. Su akıntıları, o sıcak soğuk su akıntıları okyanusta en son Hint Okyanusu'nda devasa bir şekilde bir adacığımız oluşuyor. Çöplerden oluşan bir adacık. İşte bunu azaltmamız lazım. Niye? Ya o plastiği suya atmayayım. Ben o plastiği alayım, bizim tesise vereyim, yapıda durmuş değil. Bir daha kullanayım. Esas isteğimiz bu. Atıkların çevreye zararı yine görüyorsunuz. Plastikler, çevredeki çöp yığınları. Bunları atınca doğada bunlar çürümüyor. Evsel atıkların hiçbir zararı yok. Atıkları biz ikiye ayırıyoruz. Bir biyolojik atıklar, biodegradable dediğimiz dönüşebilen atıklar. Niye? Ya çok sevmem. Aslında buraya kağıtları attım ama çekirdek çitleyip de atılır ya. Ya görsel olarak kirlidir de çok da büyük bir kirlilik değil. Niye? Biodegradable'dır o. Çünkü çekirdeğin kabuğu, karıncalar onu alırlar, bir başka madde alır, yağmurda bilmem, o dönüşebilir. Ama marketten aldığınız o poşeti attınız, beklese o orada, yıllar sonra gelin o poşet hala dipdiri oradadır. Dönüşmez. Evsel yemeklerimiz, hani dökmeyin deriz ama evsel yemekler. Yemek döküldü, o dönüşebilir. Niye? Bakteri yapar. Bakteriler çok kötü de niye bakteri yiyen bir başka bakteri, bir başka canlı biyolojik olarak çevrede bir dönüşüm sağlar. Bunlar sağlanabilir ama plastiklerde bu dönüşüm maalesef mümkün değil. Onun için yıllarca orada kalmasına sebebiyet veriyoruz. Peki bu plastiklerden neleri kastediyoruz? Hep duyuyoruz ya. Pet şişe atılıyor ama kapaklarını topluyoruz ya. En çok da kampanyalar yapılır. Bu kadar çok kapak toplarsanız işte özür dilerim arabaya dönüştür. Pet şişenin kapağı çok kullanışlı plastik. İşte aralarındaki fark ne? Pet şişe dediğimiz polietilen taraftarlar dediğimiz PET harflerinin aldığı alkolsüz içecekler, su şişeleri ve kaplarından kullanılır. Kaplarında kullanılır genellikle. PDPE dediğimiz, uzun uzun girmeyeceğim, PVC dediğimiz evlerde kullandığımız camlar, kapenler vardı ya, PVC'den yapıldı. Aynı şekilde LDPE dediğimiz düşük yoğunluklu maddeler ya da polipropiler madde. Aynı şekilde polistiren dediğimizde bir ürün aldığınızda, televizyon ya da buna benzer bir ürün kenarlarında köpük olur ya, bu da onlardır. İşte bunların hepsinin geri dönüşümleri mümkün. Tabii ki ilgili yerinde kullanıldığında, ilgili yere ulaştığında. Aksi takdirde bunların hepsi nedir? Bizim çöplerimizi attığımızda bunların hepsi birer çöp yığınıdır. İşte biz ne yapacağız? Biz bu kapsamda plastik olanları ilgili yerlerine kaplarına atarak alıp topladıktan sonra piroliz yapacağız. Nasıl bir piroliz, nasıl bir işlem piroliz dediğimiz? Oksijensiz ortamda malzemelerin ısıtılarak, bu plastiklerimizi alıp ısıtacağız tesis gereği, bozundurulmalarını, kendi yapılarından bozundurulmalarını sağlayıp plastik atıkların piroliz yöntemle geriye bizim ihtiyaç duyduğumuz maddelere dönüştürülmesini sağlayacağız. Bizim kurmaya çalışacağımız tesis, yani bilinmedik bir tesis değil, bilindik bir tesis ama hocamın belirttiği gibi Türkiye'de var mı? Var ama devasa bir rakamla kurulmuş bir tesisten bahsediyoruz. Biz bu proje kapsamında hem Türkiye'ye bu projenin hem karabiyonunu kazandıracağız hem de Türkiye'ye bunun bu kadar pahalıya mal olmadan yapılabileceğini de ispatlayacağız, göstereceğiz. Piroliz işlemine tabi tutulan plastik atıkların prosesine, tipine bağlı olarak yakıt olarak kullanılabiliyor. Geriye dizel yakıt gibi yakıt olarak kullanabileceğimiz şekilde ürün elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi ayrıştırdığımız görüntü maalesef ışıklar çok net değil. Şu plastiğin kırpılmış hali, parça parça kırpılmış, burada elde edilmiş yakıtın görüntüsü aslında. Direktman dizel yakıt varmış gibi görebileceğiniz bir ürün. Altta da renk renk yakıtın kalitesine göre ürünler görünüyor aslında. Piroliz ünitesinden çıkacak. Peki biz bu projeyi bilgi verildi. Dersim beni söyledi, hocam da söyledi. 3200 bin lira bütçeyle yaptık. Vakfayla yapılan, vakfanın desteğiyle ve üniversitenin bir kısmını, belediyenin bir kısmını aldığı bir destek. Projemiz aslında 15 ay görünüyor.
Ama biz Bakkaya'nın zaten şartlarından da var. Bizim de derdimiz zaten. Bizim de 15 ay gibi bir şeyde süreçte tamamlamak değil. Biz projeyi 15 ayda aktive etmek derdindeyiz. Ama bunun sürdürülebilirliğini sağlanacak. Belediyenin de düşüncesi zaten yapayım gitti değil. Üniversitenin de düşüncesi. Hatta daha da bu projeyi nasıl geliştiririz diye şu anda hemen çalışmalar başlatıldı. Ama bu proje boyunca 15 ay görünmesi sadece Bakkan'ın destek verdiği süre 15 ay, sakın kafanız karışmasın. Bu iş sadece, çevrecilik sadece 15 ayla yapılacak bir iş değil. Nerede yapılacak bu? Bu Karabüyük'ün girişinde Kardemir'in yanından geçerken hemen şurada belediyenin olduğu yerde proje için yer belirlendi. Burada yine çok net görünmüyor ama yeri belli. Kardemir'in hemen Ankara yolu üzerinde belediyenin kısmında yapılacak. Projenin yürütücüsü Karabük Belediyesi, destek olarak da Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası birlikte yürüteceğiz bu projeyi. Projenin kapsamı TR81 dediğimiz Zonguldak Karabük Bartın illerini kapsayan, bu bölgedeki sanayi atıkları ya da diğer atıkları toplayıp geri dönüşümü sağlayıp hem buraya sanayicilere destek vermek hem çevre bilincini bu bölgenin tamamında geliştirmek, projenin kapsamı içerisinde aynı zamanda çevre bilincini de artırmak var. Ben onun için ilk başta size bu bilgileri aktarmaya çalıştım. Tabii ki organize sanayi bölgelerimize destek vereceğiz. Oradaki sanayicilerimizden gelen atıklarla bu çalışmayı yürüteceğiz. Aynı zamanda istihdam sağlanacak çünkü buranın yürütülmesi gerekiyor. Bölgedeki ihtiyaç ve sorunlar olarak da bakarsak hedef bölge olarak bu bölgeyi seçtik. Buradaki organize sanayiler den gelen atıklardan yola çıkacak işlemi yapacağız. Ve sorunumuz bölgedeki, bu işteki sorun ne? Yaklaşık 600 ton plastik atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor bu bölgeden. Biz bunu ne dedik? İlgili konteynerlerde alıp bu işi yapabilmemiz gerekiyor. Tabii ki atık yönetimi şimdi kaçırdım. Atık yönetimi tebliğindeki cümleleri şeye göre, oradaki yönetmeliklere göre, bu yöntemlere göre konteynerlerimizi atılacak. Şunu istemiyoruz. Şu anda da var. Bir yerde bir kağıt çöpü konteyneri görüyoruz. İçine bir bakıyorsunuz. İçinde pet şişeden tutun, kutuya, poşete hepsi var. Yanında plastik kutusu da var. Onun içerisinde de peçeteler var. Bu olmamalı. Niye? Ya sizin çevrenizin ya da sizin vatandaşlarınız özellikle muhtarlarınız bunun sağlanmasını, doğru tedariğini sağlarsak biz onları çok daha rahat gerçekleştirebileceğiz. Projedeki diğer faaliyetler çok uzun. Öncelikle projedeki vaat ettiğimiz işlemler, bu işleri yaptıktan sonra bunun açılış toplantıları var, personelle ilgilendirme toplantısı var, halkın bilinçlendirme toplantıları var. Bu kapsamda biz bilinçlendirme toplantıları da yapacağız. Projenin yürütülmesindeki aşamalarda özellikle bu bilincin yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte çalışacağız. Onlara da bilgi aktarımında bulunacağız. Mahallelerde yaygınlaştıracağız dediğim gibi o konteynerlerin düzgün derli toplu olması, bilgilerin düzgün gelmesi için seminerler yapacağız. Bilgileri aktarmayı, projenin her stepindeki gelişmeleri çevresel boyutuyla, tabii ki yoksa bilimsel boyutuyla değil, çevresel boyutuyla etkilerini kullanacağız. Ve bu kapsamda da 18 Mart sanırım aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü'müdür. 18 Mart. 8 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü'nde bir panel düzenlemek istiyoruz. Daha projede şu anda düşünülen ve bu panelde, bu proje kapsamında oturum düzenleyip bilgi aktarımı yapacağız. Proje kapsamındaki faaliyetlerimiz olarak. Ve geri dönüşüm kutularını ilgili hedef bölgelere yerleştireceğiz. Ve bunların toplanmasını sağlayacağız. Hani belediye bu konuda toplamayı düşündüğü zaten nereye ne konteyner koyacak, kaç tane koyulacağı zaten kararlaştırılmış durumda proje kapsamında. Ve proje bitimisinin kurulması için plastik atıkların, ürünlerin geriye bu üniteye işletmeye ulaştırılması sağlanacak.
Biraz hızlanıyorum şöyle. Çok hızlanmışım. Projede gerçekleştirecek olan faaliyetlerde Karabük'te bulunan bazı okullarda öğrencileri bilinçlendireceğiz ve seminerler vereceğiz. Buradaki en önemli slogan bizim üniversitemizde de, üniversitemizin kapısında da hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü, kuvvetli değiliz. Onun için ne yapacağız? Bu projeyi biz yapmayacağız. Bu projeyi hep beraber yapacağız. Sizlerin desteğiyle tüm Karabük olarak yapacağız bu projeyi. Onun için hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz diyoruz. Ben hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerek projemiz adına, gerek üniversitemiz adına teşekkür ederim. Çok sağ olun.